Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün tarzını ve yaklaşımını çok sevdiğim, fikirleri ve sunduğu araçlar da çok işime yarayan Phil Stutz'dan bahsedeceğim. Kendisinin Netflix'te bir belgeseli var, aktör Jonah Hill ile birlikte kaydettikleri. Belgesel kategorisinde yer alıyor ama bence onun ötesinde bir şey. İnsanda Terapi etkisi yaratıyor. Ben geçen sene izlemiştim, çok beğenmiştim, bazı notlar almıştım. Ve sonrasında e, birçok insana tavsiye ettiğimi, sonrasında da çok güzel dönüşler aldığımı görünce geçenlerde yine notlarımı karıştırdım. Yine üzerinden geçtim ve dedim ki neden bununla ilgili bir podcast olmasın ki? Neden Stutz'da bir kahve içmeyelim ki? diyerek bu bölümü kaydetmeye karar verdim kendisi bence tam bir yaralı şifacı. O belgeselde de zaten kendi yaralarını açan, gösteren, kendi hikayesini anlatan bir tutla tanışıyorsun. Ben buna çok önem veriyorum. Çünkü hangi konuda olursa olsun birine danışmaya gittiğimiz zaman onun da gerçek bir insan olduğunu, onun da bir hikayesi olduğunu ve onun da bazı inişleri, çıkışları, üzüntüleri, acıları, sevinçleri olduğunu görmek hepimize iyi geliyor. Bu sadece bir uzman danışan ilişkisinde değil, bence genel olarak hayatta geçerli ve bunu cesurca açıkça paylaşan, bunun üstünde çalıştığını gösteren ve mükemmel olmadığını ortaya koyan insanlara da ayrıca bayılıyorum diyebilirim. Bu bahsettiğim belgeselde en çok hoşuma giden belki de benim için onu izlenebilir yapan şey doktorla hastası arasındaki yani Phil Stutz da Jonah Hill arasındaki o samimi sıcak ilişki, iletişim, espriler, yüksek dozda mizah, birbirlerini seviyor olmaları, birbirleriyle bağ kurmuş olmaları. Çünkü bu benim için çok önemli bir şey. Hangi iş olursa olsun ben birileriyle bağ kurmak, onları sevmek isterim ki sonrasında güzel güzel eğlenerek, bazen yeri gelince birbirimizle dalga geçerek, espriler yaparak, bazen de acı şeyleri paylaşarak devam edelim. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Birbirlerinin sınırlarına dokunmadan, birbirlerini acıtmadan Dokunabiliyorlar. Bu, bu bence çok kıymetli bir şey. Bunu somut bir şekilde görmek, o odadaki sevginin, samimiyetin gözle görünür olması benim için çok kıymetli. Az sonra bahsedeceğim şu tutsun sunduğu bazı fikirler var, yöntemler var. Ama öncesinde şundan bahsetmek isterim. Ben başka bölümlerde de terapiden, işte psikolojiden, bazı tedavilerden falan bahsediyorum ve elimden geldiğince de. Yine bu söyleyeceğim şeyi dahil etmeye çalışıyorum. Ee, önemli olan böyle konularda eğer bir uzmanla çalışacaksak bizim için en uygun olan bizim dokumuza, ruhumuza, kimyamıza en uygun kişiyi bulmak. Biri 10 kişiye iyi gelebilir, sen 11.sindir ama yani hoşlanmazsın, itilirsin, sana iyi gelmez. Bu yani çok çok önemli bir şey. Şimdi bahsedeceğim şeyler de bazıları için çok hayat kurtarıcı, çok pratik. Neden yapmıyorum ki hemen yapmaya başlayayım diyeceği şeyler olabilir. Bazıları için de çok uzak, çok zor, destek almadan tek başına yapması zor olan şeyler gibi gelebilir. Ben Stutz'u çok sevdiğim için ve bana çok yakın hissettiğim için bana uygun olan benim yakın hissettiğim bazı yöntemleri paylaşacağım. Şimdi Hastalarına sorduğu ilk soru kendisine gelen ne istiyorsun, neden buradasın yani çat çat başlıyor tut. Bu tüm uzmanlar için geçerli değil birçoğu hastanın sakince işte kendini güvende hissetmesini, açılmasını bunu haftalar aylar sürse de sabırla bekler. Bir ekol vardır kendisi hiçbir şeyi böyle pat pat sormaz hastadan bekler ama ben şu tutsun tarzını seven, benimseyen sadece terapilerde ya da psikoloji alanında değil hayatın her yerinde bu tarafta durmayı tercih eden biriyim. Kendi yaptığım işlerde de öyle bir danışmanlık, bir mentorluk, bir koçluk yapacaksam en baştan da söylerim kimileri için iyi gelmeyebilir, kimilerine uygun olmayabilir ama ben de zaten benim tarzıma, benim yöntemime en uygun olabilecek kişilerle yola devam etmek istiyorum. şimdi bazıları vardır aramızda bunu dinleyip gülümseyecek olanlar. Ben ilk görüşmede, o tanışmada da bundan bahsederim ve şey derim. Ya ben kusura bakma. Sen acaba öyle mi, böyle mi falan derken ben seni 6 ay, 8 ay dinleyemem yani her hafta gel git, gel git, gel git falan öyle değil. Somut proje, proje ne, hedef ne, şu ne, bu ne tabii ki aralarda keşif yolculuklarını birlikte yapacağız, sorgulayacağız, susacağız, bekleyeceğiz falan ama daha net, daha böyle e, bilinçli bir şekilde ilerlemek benim tercihimdir. Şimdi burada da şöyle bir şeyin altını çizmek gerekli. Şimdi ne istiyorsun diyor, neden buradasın diyor. Sonrasında daha somut yöntemlerle kendisi bazı öneriler ve yapılacaklar listesi bir aksiyon listesiyle ilerliyor. Yani birazcık müdahale ve o direksiyonu ele almak var. Belki de şöyle de bir şey diyebiliriz. İlk geldiği zaman o kişinin de bunun içine dahil olabilmesi, uyumlanabilmesi için belki tut birazcık daha aktif rolde oluyor. Sonrasında işte danışanla doktor birazcık uyumlanınca ikisi birlikte daha işbirlikçi bir şekilde ilerleyebilirler. Ama en başta o direksiyonu kendi eline alıyor. Bu tamamen onun tarzıyla ilgili. Aktif katılımcı, canlı ve yönlendiren bir tarzı var. Ama bu asla manipülasyon değil. Yani birini böyle alttan üstten etkileyerek bir tarafa doğru götürmeye çalışmıyor. Şöyle diyor: Benim yöntemim bu, tarzım bu, sana iyi geleceğini düşündüğüm şeyler bu ve bunları yaparsan şu kadar süre yüzde 85 böyle böyle daha iyi hissedeceksin. Daha böyle net rakamlarla tespitlerle gidiyor. Özellikle de hiç düzelemeyeceğinden korkan, ağır depresyonda olan biri varsa karşısında ona direkt şey diyor. Hani kafada düşünme, sorgulama, ne diyorsam onu yap, bana inan, iyileşeceğini garanti ediyorum. Bu çok rahatlatıcı bir şey özellikle öyle anlarda. Çünkü bazen biz bir karar verirken bir şey yapmak için bazen bir yogaya bir spora başlamak için bile kafamızda çok döndürebiliyoruz. Öyle mi böyle mi o zaman mı şöyle mi o mu daha iyi bu mu daha iyi bazen böyle çok dağıldığımız özellikle burada bahsettiği gibi çok daha ağır şeyler geçiren biri için bazen dışarıdan güvendiği birinin karar verip sen bunu yap gözünü kapat devam et bir hafta on gün sonra konuşalım demesi işe yarar olabilir tamamen durumsal bir şeyden bahsediyorum. Ve Az önce söylediğim gibi bir eylem planı çıkarıyor, bir araçlar kullanılacak şeyler, günlük hayatta yapılacak şeyler. Aslında e, bu arada Tools diye bir de kitabı var. Orada da bunlardan detaylı bir şekilde bahsediyor ama Türkçe'ye henüz çevrilmemiş. Ama internette e, Filstut Tools diye girerseniz onunla ilgili özetlere ve araçların böyle tanımlanmış, açıklamalı şeylerine birçok sayfada e, görüntüleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Bu da faydalı olabilir. Bunları aslında senin sepetine koyuyor. Bunları tek tek açıklıyor, anlatıyor. Belgeselde de çok güzel anlatıyor bunları. Ne zaman hangisini nasıl kullanacağını söylüyor. Sen onları sepetine koyuyorsun ve sonrasında günlük hayatında hangisi lazımsa ne kadar lazımsa çıkarıp kullanabiliyorsun. Bunlar senin günlük hayatta yaptıkça modunu ve ruh halini yükseltecek, iyileştirecek şeyler. Minik minik görünen ama üst üste koyduğun zaman gündelik hayatında daha umutlu, daha rahat, daha dingin hissettirecek şeyler. E bu da genel anlamda zaten geleceğe dair bir umut oluşturuyor bir ışık yakıyor Sen bugün minicik bir şey yaptığında onu yapabildiysen yaptıktan sonra iyi hissettiysen onu iki kere üç kere beş kere yaptıysan bunları da inci tanesi dizmek metaforuyla anlatıyor yani kendin için yaptığın her şey bir tane inci tanesi bir Kolye yaptığını düşün bir bileklik yaptığını düşün Bu basit gündelik şeylerden her yaptığın bir tane inci tanesi bir gün yapamayabilirsin, üç gün yapamayabilirsin ama dördüncü, beşinci, altıncı gün yaptıkların da çok kıymetli. Her biri o ipe bir tane inci dizmene vesile oluyor. Bu bakımdan çok kıymetli ve dönüp baktığın zaman neler yapmışım diye küçük küçük şeyler birleşince de sen geleceğe daha umutla, daha bir şeylere yapılabilir, olabilir gözüyle bakıyorsun. Bu işin zihinsel kısmı az sonra bahsedeceğim biyolojik olarak da kendini daha sağlıklı daha iyi hissettiğin için zaten doğal olarak ışığı görme opsiyonu gitgide büyüyor Jonah bu belgeselde kendisine dönüp şey diyor benim üzerimde çalıştırdığın ilk şey hayat enerjimde Life Force diye geçiyor kitabında da bunu da bir piramitle tarif ediyor hayat enerjini aktive etmen gerekiyor o piramitin en tepesinde kendinle ilişkin var. Onun altında diğer insanlarla olan ilişkin var. En altında, tabanında, temelinde fiziksel yani vücudunla olan, bedeninle olan ilişkin var. Oradan başlatıyor insanları. O da nedir? Egzersiz yapmak, uykuna dikkat etmek ve iyi beslenmek. Eğer diyor ki çok da iddialı bulmuştum. İlk duyduğum zaman ama sonrasında düşününce zaten bunları belli bir süre yaptıktan sonra elinde olmadan daha iyi hissetmeye başlıyorsun. Çünkü e, herhalde 500 bölümdür. 500 bölüm olmadı. 300'e yakın bölüm oldu. Hemen hemen hepsinden e, örnek verecek olursam şöyle bir şey çıkabilir. Kendimi böyle çok tekrarladığım bir şeydir. Hem kendime hem dışarıya hem podcastte. Ruh maddeyi madde ruhu etkiler. Sen bunları düzeltmeye başladıkça. %85 kendini daha iyi hissedeceksin diyor. Hastalarında da gördüğü, takip ettiği yıllar boyunca oran bu şekilde. E, gerçekten de öyle yani kendi üstümüzde denediğimizde de güzel yediğim zaman işte sağlıklı, rengarenk salatalar şunlar bunlar da bir herkese göre değişir o güzel, sağlıklı, besleyici şeyler. E, işte 20 dakika bile olsun bir Güneş alıp yürüdüğün zaman, bunu da işte 7 gün, 10 gün, 20 gün yaptığın zaman birazcık da uykuna dikkat ettiğin zaman bu uykuya dikkat etmek de zaten e, sana göre olacak. Yani seni uykudan alıkoyan şeyler, atıyorum işte geç saatte kahve içmek, alkol almak, şunu yapmak, bunu yapmak neyse artık fiziksel olarak etkileyen onları birazcık kontrol altına almak. E, i̇şte yattığın yer şudur budur... E, bunu böyle tek bir reçete olarak söylemek çok mümkün değil ama böyle hepimizin bildiği dikkat edersek uyku kalitesini artıracak şeyler var. Buna da dikkat edince yine böyle 8 gün, 10 gün, 20 gün neyse. Bütün bunları yaptıktan sonra ister istemez hayatındaki o belki terapiste gitme sebebin olan sorunlar ortadan kaybolmasa da kendini zaten daha iyi hissetmeye belki onlarla daha iyi başa çıkabilecek, onlar hakkında daha sağlıklı düşünebilecek birine dönüşmeye başlıyorsun. Bunları anlatırken Jonah şey diyor. Ya diyor ben çocukken egzersiz ve beslenme sadece görünüşünde sorun varsa yapılacak şeylerdi. Bunlar benim için sağlıklı bir işte psikoloji sağlıklı bir ruh haliyle ilişkilendirilen şeyler değildi. Akıl sağlığıyla alakası olduğu aklıma bile gelmezdi gibi bir şeyler söylüyor. Sonra da zaten o belgeselde anlatıyor. Çocuk yaşlardan itibaren çok ciddi bir kilo sorunu var. İşte sürekli zaten kendinin o halini düşünüyor. Zihninde o hali yaşatıyor bir nevi işte. Çok kilolu, sivilceli, görsel olarak hiç cazip olmayan bir çocuk. Burada bu iyi alışkanlıklara hangi çerçeveden baktığımız da çok önemli. Şimdi Jona için bu çok güzel bir farkındalık. O çerçeveden çıkıp yani bunlar sadece iyi görünmek, fit olmak, işte o ee, gömleğim pantolonum kutum üstümde daha güzel dursun, insanlar bakınca ya da bir fotoğraf çekilince daha şık görünsün diye yapılan şeyler değil. Bunun çok ötesinde eğer bir ıssız adaya düşsem de 5 sene orada kalsam da bir pandemide 3 sene eve kapansam da kendim için güne daha güzel başlamak, uykuya daha güzel dalmak için yapmam gereken, yaparsam da faydasını göreceğim ve daha çok yapmak isteyeceğim şeyler gibi bakmak. Çerçeveyi kırıp daha geniş, daha kendine göre, daha kendini seven, daha kendine şefkatle yaklaşan yeni bir şey oluşturmaktan bahsediyorum. Bu da bence orada önemli bir şeydi kendisinin bu farkındalığı. Şimdi bunları hallettikten sonra ya da paralelde ilişkilerimize bakıyoruz. Stutz diyor ki İnsanlar depresyona girdiklerinde ilişkilerini bitirmiyorlar. Ufukta gözden kaybolan bir gemi gibi hayatlarından uzaklaşmaya başlıyorlar. Yani kendi sahip olduğu hayattan uzaklaşıyor. Dolayısıyla da aslında ilişkiler ve diğer insanlar da o uzaklaşan şeyin içinde. Ama şöyle bir özelliği var. Bizim kurduğumuz bağlar, diğer insanlarla olan ilişkilerimiz Bizi tekrar o uzaklaştığımız hayatın içine çeken şey orada çok önemli bir araç. Buradaki çözüm ne? Çözüm olarak önerdiği şey ne? O da inisiyatif almak. Yani böyle hissediyorsan, gitgide uzaklaşıyor gibi hissediyorsan herkesten, her şeyden Diğerlerini bekleme, sen harekete geç diyor. Yani biriyle bir kahve planla, bir yemek planla bir şeye katıl. Bu gözünü korkutan çok kalabalık bir şeyse, hani böyle zamanlarda bir davete, bir düğüne, bir toplantıya katılmak istemeyebilirsin. Küçük bir şeyden kendini daha yakın, daha rahat, daha samimi hissedeceğin, her şeyi o an, o gün ne oldu, ne bitti diye anlatmak zorunda olmadığın, belki havadan sudan konuşacağın, belki süre olarak kısıtlı bir şey yarım saatliğine diye adını koyacağın senin de gözünün korkmaması gerekiyor. Çünkü böyle zamanlarda herkes için dışarı çıkmak, biriyle konuşmak, bir topluluğun içine girmek falan gözümüzde gitgide büyüyen şeylere dönüşüyor. Hatta ben bunun da ötesine geçerek şöyle bir şey ekleyeceğim alternatif. Bazen evden çıkacak kadar güçlü hissetmiyor olabilirsin. Bazen e, çok ağır bir şeyin içinden geçiyor olabilirsin. Dışarısı, gün ışığı, her şey sana çok fazla geliyor olabilir. O zaman da yine az önce söylediğim gibi yanında iyi hissedeceğin birine senin evinde bir kahve teklif edebilirsin. Yani oradaki kombinasyon tamamen seninle ilgili ama amacımız orada yapabileceğin seni opsiyonlar arasında en rahat hissettirecek kişiyle en iyi hissede hissedeceğin yerde ve sürede zaman geçirmek, konuşmak. Çünkü herkesin böyle hatırası bir şeyi vardır örneği. Bazen o an bize cazip gelmez ama böyle bir plana dahil olduğumuz zaman ya da bir şekilde üstümüzü işte giyinip çıkıp bir arkadaşımızla kahve içtiğimiz zaman eve daha iyi, daha fresh, daha yenilenmiş bir şekilde döneriz. O yüzden de senin opsiyonların neyse, senin gücüne karşılık gelen şey neyse, kendini aşırı zorlamadan yani burada şeyden bahsetmiyoruz, köpekten korkuyorsun, aşmak için köpekle aynı koltukta oturuyorsun falan kalp krizi yani hani öyle bir şeye gerek yok. Burada bir skaladan aslında bahsetmekte gerekebilir. Bu inisiyatif al, sen birini ara ve kahve ayarla dediğimiz kişiler çok ağır bir şey yaşamayan, belki ilaçlık durumda olmayan, çok böyle acılar içinde olmayan kişiler için geçerli. Sonra söylediğim şey de gerçekten bu konuda daha da derinde yaşayan, daha uzun süredir yaşayan, belki daha güçsüz hisseden kişiler için geçerli olabilir. Şimdi piramidin en üstüne çıkacak olursak kendimizle ilişkimiz. Burada da yine podcast'te çok fazla bahsettiğim üzerine bölümler yaptığım, defterlerimi açtığım yazmaktan bahsediyor. Çünkü bilinçaltına bağ kurman gerekiyor, iletişime geçmen gerekiyor. Bilinçaltı dediğimiz şey de biziz zaten yani. Senin farklı katmanların, farklı boyutlarınla bir araya gelmen. Bunu da sağlayacak en iyi yol yazmak. Çünkü kendinle ilişkini yazarak geliştirebilirsin. Yazmak ayna gibi bir şey. Yazdıkça bilmediğin şeyler, ortaya çıkıyor. Sormadığın soruların bile cevaplarını görebiliyorsun. Bununla ilgili de yakın zamanda biz ayda bir kere kitap kulübü buluşmaları yapıyoruz. Bir süredir de her kitap buluşmasının sonuna ben bir yazarak içe bakma çalışması yaptırıyorum. Sorular hazırlıyorum. Tabii ki o kitaba dair, o fikirlere dair oluyor. Kitabın roman mı yoksa kurgu dışı mı olmasının falan da bir önemi yok. Ama işte 4 soru, 5 soru her birine ikişer, üçer dakika vererek böyle kısa bir çalışma yaptırıyorum ve sonrasında o kadar güzel dönüşler alıyorum ki bu sayede birçok insan yazma pratiğini deneyimleyip Aa aslında iki dakika bile olsa ne güzel yazıyorum ve ne güzel şeyler çıkıyor. Sonrasında işte Terapi gibi geldi, şunu gördüm, şöyle kararlar aldım gibi dönüşler almak da beni ekstra mutlu ediyor. Şimdi bu piramidi özetlersek en üstte ne vardı? Kendinle ilişkin, ortada diğerleriyle ilişki ve en altta fiziksel, maddesel bedeninle olan ilişkin. Şimdi bu piramit üstünde bu şekilde çalıştığımız zaman tüm problemlerimiz bir anda çözülmüyor. Ama... Onun sayesinde bir şeylerin gün be gün değiştiğini, gün içinde belki de bir şeyler yazıp güldüğünü, bir insanla bir kahve içerken gülümsediğini, ondan yeni bir şey öğrendiğini gördükçe modun değişiyor, ruhsal bir böyle farklı tonlara geçişler oluyor. Çok karanlıkta kaldıysan farklı renkleri ve farklı ışık tonlarını görme şansın oluyor. Bu da sana tüm hücrelerine şu mesajı veriyor: hmm, Değişebiliyor. Ben de değişebiliyorum. Demek ki bu yaşadığım şey de değişebilir. Geçici olabilir ya da ben gitgide değişip güçlenip onu farklı bir şekilde görebilirim, farklı bir şekilde ele alabilirim gibi. Aslında bu piramit uygulaması sana bir umut aşılıyor, umut aşısı diyebilirim kısaca. Um, bu araçların arasında ve belgeselde bahsedilen bir gölge kısmı var. Ben ona çok şimdi derin girmeyeceğim. Bu podcastte bu gölge karanlık taraf falan ve çok bahsettim. Burada onu kısaca şöyle özetleyebiliriz: Dışarıya göstermek istemediğin, utandığın, sakladığın bir tarafın. Yine Jonah'ın bu ergenlik ya da gençlik zamanıyla ilgili kendisini çok çirkin ve çok hiç çekici olmayan cazibesi sıfır olan biri olarak gördüğü bir dönemiyle ilgili hatta çok komik geldi bana aynı zamanda onun böyle bir kartondan halini yaptırmışlar kendisine en beğenmediği halinin şeyi ay bu arada gölgeyle ne kadar alakalı bilmiyorum ama bana bir kere sürpriz doğum günü yapmışlardı yıllar yıllar önce ve o zaman pastanın üstüne fotoğraf bastırmak yeni modaydı ve benim gerçekten tüm kopyalarını yok ettiğimi düşündüğüm bir tane en sevmediğim fotoğrafımın kopyasını üstüne yapmışlardı. Ve ben bir yandan yani normalde sürprize ve pastaya ve bir sürü şeye sevinmem gerekirken aman tanrım falan diyeyim bıçağı kendime saplamıştım. Ya o geldi aklıma bir yandan trajikomik diyeceğim yani. Hani böyle kimse görmeden çabuk böyle bıçakla onu keseyim ve şeyde belgeselde de bunu izlerken o anı geldi aklıma ve kendimden özür diledim ya özür dilerim yani seni aslında böyle yapmak istememiştim orada da cana işte çok kilolu olduğu silceli olduğu saçı başı çok kötü olan bir şeyin kartonuyla e, konuşuyor hani daha doğrusu Stutz ona soruyor yani sence neye ihtiyacı var ne diyor falan filan diye görünmek istiyor yani ben de senin bir parçanım yani sen bir zamanlar bendin yani şimdi e belki memnun olduğum birçok şeye oradan geldim. Bu kadar beni aşağılamana, dışlamana, yok saymana gerek yok. Yani ben, işler daha iyiye gitmiyor böyle yaptığın zaman. Ama yani yok bence o fotoğraf bıçak darbesine. Her nasıl olursa olsun o pasta kesili çekti zaten. Yemeyecekler mi? Yani şey daha mı iyi bir senaryo? Kendime en beğendiğim, prenses gibi olduğum bir fotoğrafı basmışlar. E, mumları üfledim. Sonra şey diyorum mesela, ay hayır çok güzelim, asla kesemezsiniz. Herkes gitsin pastaneden kendine bir dilim pasta alsın. Bu daha mı iyi bir şey? Evet, uçtan uca savrulduğum ve kendimi sonuna kadar savunduğum bir bölümde daha birlikteyiz. O olsun. Ve sonrasında yine e, bu radical acceptance denilen kökten kabulden bahsediyor. Bu da benim başka bölümlerde bahsettiğim ve çok şifalı bir şey. Bir şeyden kaçmak, onu yok saymak ya da kendini onun karşısında yerle bir bırakmak yerine evet bu var ve bu böyle diyerek o gün kendin için ne yapabilirsin? Ona odaklanmak. Bunun içinde o tecrübeden bir şey çıkarmak var. Sana ne öğrettiği, senin üstündeki etkilerine bakmak var. Şu Nietzsche'nin öldürmeyen şey güçlendirir tarzında da bir bakış sana yardımcı olabilir. Herkes için geçerli değil. Buna şiddetle karşı çıkan ve öldürmeyen şey beni süründürüyor lanet olsun diyen insanlar var. Onlar için söylemiyorum bunu. Ama sen de benim gibi madem bu oldu o zaman... Ee, yani ne yapalım bakalım nasıl oldu falan deyip bakıp işte sana kattıklarını en azından kendine not edip peki bugün kendim için neyi yapabilirim ne yapabilirim kendime nasıl bir güzellik yapabilirim. Bazen özel bir şey de gerek yok. Günlük hayatta ne yapmam gerekiyorsa onu yapabilirim. Yataktan kalk ve yapman gereken şeyleri yap. Yungun çok sevdiğim bir yaklaşımı bu. Yapman gereken her ne varsa onu yap. Çöpümü çıkarmak, yatağı mı toplamak kısa bir yürüyüşe mi çıkmak, kedinin mamasını, suyunu mu yenilemek, yapman gereken her ne varsa onu yapmak. Yani o kökten kabul dediğimiz şey, o şeyi yok saymıyor, ondan da kaçmıyorsun ama şöylesin. Yani nasıl ki caddede yürürken öyle bir tane önünden geçtiğin bir ev var. Çok hoşuna gitmiyor, bayılmıyorsun, şudur budur ama o var yani. Okey, var deyip geçip işte etrafından dönerek yola devam ediyorsun gibi bir şey birazcık daha sıradan normal bir hale sokuyor seni. Ee, ve altını çizdiği başka bir şey var. Gerçek yani hayatın gerçekleriyle ve kabul edersen senin için daha iyi olabilecek, en azından zihnini, beynini rahatlatabilecek şeyler var. O da nedir? Gerçekler. Üç tane çok önemli gerçek. ızdırap, acı, belirsizlik ve sürekli çaba. Bu üçü farklı dozlarda, farklı şekillerde hayatında her zaman olacak. Ama bunlar kötü şeyler değil. Bunlar senin de hayatta kullandığın bazı araçlar, senin üstünde belki de tekamülün için, kendin için, kendini oluşturmak için içinden geçeceğin şeyler ve bunlara hiçbir şekilde engel Olamazsın. Herkes için geçerli. Burada büyük bir eşitlik söz konusu. Bilmem ne kralı da olsan, bilmem ne ee, hanedanının küçük bebeği de olsan işte şu da olsan bu da olsan hayatında bazen acılar, ızdıraplar büyük e, oranda belirsizlikler ve sürekli bir çaba söz konusu olacak. Her gün bir şey için çabalayacaksın buradaki çaba da kendini yırtmak parçalamak gibi bir şey değil. Her gün farklı konularda farklı şekillerde bir şey için bir çabamız var ama bu da zaten hayatta olduğumuzun bir göstergesi Biz bununla, evriliyoruz, tekamül ediyoruz ve gelişiyoruz. Ve bu yüzdendir de bazı ustalar der ki işte daha böyle spiritüel, daha farklı bir boyutta bakarken önemli olan senin bu sefer işte bu tekamül yolculuğunda gösterdiğin çaba. Hani bu growth mindset'ten bahsetmiştim gelişim zihniyetinden daha önce farklı bölümlerde orada da çabayı takdir etme ve süreci onurlandırma diye bir şey vardır. Ben buraya şunu da eklerim. Yani sonuçlar da önemlidir. Sonuçlar da o kadar aman önemli olan süreçti falan şeyine girmeyeceğim. Sonuç da tabii ki güzeldir ama şeyi de atlamadan o süreci ve gösterdiğimiz çabayı bazen de şöyle bir şey oluyor bir şey için çok çabalıyorsun. O şey olmuyor ama çabaların yine boşa gitmiyor. Sen her ne kadar o an boş yere yaptın falan gibi gelse de sana senin farklı kaslarını ruhsal fiziksel bazen de geliştiriyor. Ne zaman nerede kullanılacağını bilmiyorsun o anda ama bir şekilde bir şeyler pratik ediyorsun, öğreniyorsun ve hayat karşına bambaşka bir şey çıkarıyor ve orada çok kolayca kullanıyorsun. Hani bazen gözümüze şey daha çok batıyor. Çok çabaladığımız, uğraştığımız, zorlandığımız şeyler daha çok aklımıza geliyor. Ama hayatta o kadar çabalamadığımız, hop diye karşımıza gelen, piyangodan çıkmış gibi sahip olduğumuz bazı şeyler de oluyor. Bazı karşılaşmalar, bazı denk gelişler. Birazcık da aslında bunları belki kendine hatırlatmak güzel olabilir. Yani çabayı bu kadar hesaplayacaksan çabasız, rahat, böyle mis gibi önüne düşen şeylerin de listesini çıkarmak iyi olabilir. Evet ben Aldığım notları birazcık böyle toparladım. Belgeseli izlemenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ilgilenenler de orada anlatılan her şeyi detaylı olarak Stutsun The Tools adlı kitabında bulabilirler diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.